Bu videoda sağ tıklama menüsüne komut eklemeyi göstereceğim. Çizim alanında sağ tıkladığımızda şöyle bir menü çıkıyor. Buraya komutlar ekleyeceğiz. Bunun için menüden Manage User Interface'i tıklıyorum. Böyle bir pencere açılıyor. Burada Shortcut Menüs. Burayı açıyorum. Sağ tıklama menüsü olan Default menüyü burayı da açıyorum. Buraya eklemeler yapacağız. Ekleyeceğimiz komutu şuradan komut listesinden arayacağım. Örnek olarak sık kullanılan bir komut olan çizgi komutunu ekleyeceğim. Bunun için line yazıp arama yapıyorum. Burada line geçen komutlar karşımıza çıkıyor. Aradığım komut burada. Bunu bulduktan sonra üzerinde tıklayıp sürükleyip yukarıdaki listeye ekleyeceğim. Eklemek istediğim yer şuradaki clipboard'un üstü olabilir. Buradayken bırakıyorum. Komut buraya eklendi. Bir komut daha ekleyeceğim. Daire için circle yazıyorum. Birkaç harfini yazmamız yeterli. Komut burada bulundu. Bunu da aynı şekilde tutup sürükleyip yerleştirmek istediğim yere bırakıyorum. Burada line'ın altına ekleyeceğim. İki tane komut eklemiş oldum. Buraya kadar yaptıklarımızı bir görelim. Ekleme yaptıktan sonra buradan OK tıklamamız yeterli. Şimdi sağ tıklayıp bir deneyelim. Evet, gördüğümüz gibi açılan menüde line ve circle yani daire eklenmiş oldu. Deneyelim çizgi. Sağ tıklıyorum. Daire, circle. Sık kullanılan iki komut daha ekleyeceğim. Yine manage, user interface. Buradan shortcut menüsü açıyorum. Default menüyü açtım. Buradan da dimension arayacağım. Eklemek istediğim komut dimension linear. Buradaki listeden arıyorum. Evet, burada buldum. Bunu buradaki komutların altına ekleyeceğim. Yalnız arada şöyle bir çizgi olmasını istiyorum. Buradayken, circle'ın üzerindeyken sağ tıklıyorum. Açılan menüde Insert Separator yani ayrıcı çizgi ekle. Bunu ekliyorum. Sonra burada bulduğum komutu buradaki çizginin altına ekleyeceğim. Ayrıcı çizginin altına. Bir de Dimension Align'ı da eklemek istiyorum. Burada bulduktan sonra tıklayıp sürükleyip eklemek istediğim yere getirip bırakıyorum. Evet, bu şekilde OK tıklıyorum. Sağ tıkladığımda buradaki komutların eklenmiş olduğunu görüyorum. Bunları deneme yapıyorum. Bir özellik daha göstermek için aynı yeri açıyorum. Burada eklediğimiz komutları İstersek gruplandırabiliyoruz şurada olduğu gibi. Bunun için şuradaki menü elemanını seçtikten sonra sağ tıklıyorum. New Submenü'yü tıklıyorum. Burada yeni bir menü elemanı oluşuyor. Buraya bir ad verebiliyoruz. Örneğin çizim adını veriyorum. Burada oluşturduğum bu iki komutu bunun içine atmak istiyorum. Bunları tutup sürükleyip böyle bıraktığımızda maalesef içine yerleşmiyor. O yüzden burada geçici bir alt menü oluşturacağım. Buna isim vermeye gerek yok. Biraz sonra sileceğim zaten. Sonra buradaki komutları bunun altına sürükleyip bırakıyorum. Şuradaki oluşan geçici menüyü siliyorum. Sağ tıklayıp Delete'i tıkladığımda siliniyor. İstersek bu iki komut içinde bir alt menü oluşturabiliriz. Buradayken yine sağ tıklıyorum. New Submenü. Buraya da ölçülendirme yazıyorum. Sağ tıklayıp geçici bir alt menü oluşturuyorum. Sonra buradaki elemanları buraya sürükleyip bırakıyorum. Bunu da siliyorum. Geçiciydi zaten. Başka komutlar eklenecekse buradan arama yapılıp yine ekleme yapılabilir. Ancak bu video için ben sadece bunları ekledim. Göstermek için yeterli. OK ile çıkıyorum. Sağ tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi alt menü eklendi çizim diye. Bunun altında da iki tane komut ekli olarak görünüyor. Ölçülendirmede de yine iki komut var. Bunları tıklayıp kullanabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.